Üsleri aynıysa tabanlar çarpılır. 2a 3a 4a yani 12 üzeri a oldu. Eşittir 3 faktöriyel 6x'in 10. kuvveti. İşte aynı dediğimiz yere geldik. Üsleri aynı olduğu için tabanların ne olması lazım? 12 arkadaşlar. Böylece x buradan 2 olacaktır. B şıkkı. Cevabın hep 2 olması gerekiyor arkadaşlar ilk 3 satırda. 2 olması için bakın hemen şunu görebiliyoruz tabi görebiliyoruz derken e, belki görememişsinizdir ben göstereyim. 4 üzeri 3 nedir? 64. 64/32 evet 2'dir. Bunu buraya yazabiliriz. Böyle. 2 üzeri 13'ü 2 üzeri 12'ye bölersek olur. Sonra arkadaşlar 128 2 üzeri 7, öbürü 2 üzeri 8. Gördüğünüz gibi 2 üzeri 8 2 üzeri 7 yazdık oldu. Bir tek ne kaldı bunlar? O zaman bunları da buraya yazacakmışız. 2 üzeri 15, 2 üzeri 3 Tabanları aynı, üsler toplanır. 2 üzeri 18 c şıkkıymış. 0.2 tabi ki 1 bölü 5 arkadaşlar. Soruda sonuçta buna göre gitmemiz lazım. 1 bölü 5 üzeri x nedir? 5 üzeri 3 dolayısıyla 5 üzeri eksi x eşittir 5 üzeri 3. Tabanlar aynı, üsler de aynı. x eşittir eksi 3 b şıkkı. En küçük x tam sayısı için bakalım arkadaşlar. Ne zıt diyeceğiz? 7 üzeri 2 eksi x. Diğerine gelelim. 7 üzeri eksi 2x artı 10 ne yaptım? İki tabanı da aynı yaptım. Tabanlar aynı. Birden büyük tabanlarda üstü büyük olan daha büyüktür. Yani 2 eksi x eksi 2x artı 10. E, bu tarafa atarsak x büyüktür 8. x buradan arkadaşlar ne geldi? 9 en az alacağı değer. 35 üzeri x, 35 üzeri x, 35 üzeri x. Buradan yola çıkarak... 3 çarpı 35 üzeri x bölü 6 çarpı 7 üzeri x. 35 üzeri x 7 üzeri x sadeleşir 5 üzeri x olur çünkü üsleri aynı arkadaşlar tabanlar bölünür. 3 bölü 6'da nedir? 1 bölü 2. Şimdi burada ne var? 0.02. Bakalım 5x eşittir 1 bölü 2 öbür tarafa atarsak 0.04. 0.04 arkadaşlar 4 bölü 100 sadeleştirirsek 1 bölü 25. O da 5 üzeri eksi 2, x de buradan gördüğünüz gibi eksi 2, 5 oldu. 12 üzeri x artı 1, yani 12 üzeri x çarpı 12. 3 üzeri x çarpı 9. Bunu niye yaptım bakın. 12 üzeri x ile 3 üzeri x sadeleşir, 4 üzeri x kalır. Üstleri aynıysa tabanları bölebiliriz, çarpabiliriz. 12 ile de 9'u sadeleştirelim. 4 üzeri x neye eşit oldu? 9 bölü 12, yani 3 bölü 4. Şimdi artık, 3 çarpı 2 çarpı 2 üzeri eksi 2x, 6 bölü 2 üzeri 2x, 2 üzeri 2x zaten nedir? 4 üzeri x'tir. 6 bölü 3 bölü 4, ters çevir 6 çarpı 4 bölü 3 arkadaşlar. sadeleşirse 2 yere 4, 8. C şıkkı. Üslere dikkat edelim. Tabanlar zaten aynı. Hangisi daha küçüktür arkadaşlar? N eksi 6 daha küçük bir sayıdır. Ortak parantez alırken 2 üzeri n 6 parantezinde 2 üzeri n 4'e dikkat 2 üzeri 2 olur. Neden? 2 üzeri n 4, 2 üzeri n 6 çarpı 2 üzeri 2'dir de bu yüzden. Eksi 1 bölü aşağıya geliyorum. 3 çarpı 2 üzeri n 1, n 5. Ona bir şey yapmadım şu an. Şimdi 2 üzeri n 6 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2 üzeri n 5 bunlar gitti arkadaşlar. Tabanlar aynıysa üstleri çıkar. N-6 eksi, eksi artı 5 oldu. Bir de eksi ne oldu? Böylece 2 üzeri eksi 1'den 1 bir bölü 2 değişikliği oldu. 1 bölü 3, 1 bölü 3'ün karesi, 1 bölü 3'ün kübü, 1 bölü 3'ün dördüncü kuvveti nokta nokta nokta, 1 bölü 3'ün onuncu kuvveti. Haliyle tabanları aynı olduğu için üsler toplanır değil mi? 1, 2, nokta 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 10. Neydi bu arkadaşlar? Tabanları aynı üstleri topla ee, tabii ki bunu diyoruz bir de 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüyle 10 çarpı 11 bölü 2'den 3 üzeri 55 yaptı. Bu da 3 üzeri eksi 55 yapar eşittir x kareye dönelim şimdi üstün üstü çarpılır x üzeri 14 bölü x küp x üzeri 14 eksi 3'den 11 buradan da arkadaşlar bu da neye eşit geldi? X üzeri 11'e. Dolayısıyla o da ne yapacak? 3 üzeri eksi 55 eşittir. X üzeri 11. Her iki tarafın üstüne 11'e bölme hakkın var. 3 üzeri eksi 5 eşittir X. Böylece o da 1 bölü 243 A şıkkı. Arkadaşlar normalde 5 üzeri A, 2 üzeri B'ye eşit olabilir. Ama bunlar böyle tam sayı değildir. Bilmediğimiz reel sayılardır. Ancak tam sayı dediği zaman başka imkanı yok. Bunlar mecburen ikisi de arkadaşlar sıfır olmalı. Böyle dolayısıyla taraf tarafı topladığımda -8 artı 2 6 2m 6'dan m 3 olur. m 3 olduğu için yerine yazarsak n de 5 olur. Çarpımları 15 olur arkadaşlar. d Soruda arkadaşlar üstlere dikkat edin. Hepsi 17'nin katı. O yüzden bakın ne yapacağım şimdi? 2 üzeri 4'ün 17. kuvveti 2 üzeri 3 üzeri 3'ün 17. kuvveti ve 5 üzeri 2'nin 17. kuvveti. Dolayısıyla bu 16 üzeri 17, bu 27 üzeri 17, bu 25 üzeri 17. Dolayısıyla arkadaşlar tabanlar farklı, üstleri aynı. Tabanı büyük olan daha büyük B, C, A. Hangi şıkta var bu? Bakıyorum E şıkkı arkadaşlar. En az kaç birim yürüyerek markete ulaşmış olur diyor. Bir kere en kısa mesafe A'la C arası. O da 1 2 3 4 birim. Her bir birim 4 birime karşılık geliyormuş her bir karenin kenarı. 4 çarpı 4'ten 16 birimi yürüdü. Yalnız arkadaşlar bu 1/24 oranında küçültülmüş ya. Gerçek değeri bunun 1024 katı o zaman. 1024 bu arada 2 üzeri 10 arkadaşlar. Bu da 2 üzeri 4. Demek ki en az 2 üzeri 14 yürürse C şıkkındaki C'ye gider. Bazen arkadaşlar her iki tarafı aynı üste bölebilirsiniz. Bakın 2 eşittir. X üzeri 1 bölü M'dir. Her iki tarafı M'ye böldüm. Ama üstünü sayıları değil. 3 üzeri N bölü N, 1 yapar. X üzeri 1 bölü N. Yine aynı şekilde 5 eşittir. X üzeri 1 bölü A. Dolayısıyla bunları taraf tarafa çarptığımız zaman 30 eşittir. X üzeri 1 bölü M, 1 bölü N ve 1 bölü A olmuyor mu? Zaten bu da istediğimiz şey. Bu kaça eşit? 30 eşittir. X üzeri 1 bölü 2. Her iki tarafın ikinci kuvvetini alırsak böylece. 900 eşittir X. Cevabımız D şıkkı. Sıcaklığı büyük olan daha yukarıda olacak diyor kısacası soru arkadaşlar. Haliyle... 8 üzeri x artı 2. Bu ne demek? 2 üzeri 3x artı 6. 2 çarpı 8 üzeri x. 2 çarpı 2 üzeri 3 xten dolayı 2 üzeri 3x artı 1. 16 üzeri de 2 üzeri 4x. Şimdi haliyle 2 üzeri 3x artı 6 2 üzeri 4 xten daha sıcaktır. Yine 2 üzeri 8 de, e, pardon 2 üzeri neydi o? 3x artı 1'de en düşük sıcaklığa sahip. Eşitsizlikte arkadaşlar hepsi x'li ise önce soldaki çözülür böyle ayrıca 6 büyüktür x olur sonra sağdaki çözülür 4x büyüktür 3x artı 1 diye x buradan 1 olur 1 ile 6 arasında arkadaşlar kaç sayı vardır 4 tane.